Sevgili Melma Türk İşiniz takipçileri, şu anda neredeyiz? Pink Lake'deyiz, yani Pembe Göl'deyiz. Burası Melbourne'a yaklaşık 380 km uzaklıkta. Adelaide'a giderken, Melbourne şehir merkezinden, Adelaide yolundan direkt giderken yolun sol tarafında bulunan bir göl. Her ne kadar sabahleyin Adelaide'a gidiyoruz, canlı yayın yapacağız dediysek de Adelaide'a gidemedik. Adelaide'a bir saat kala bir mesafeden geri dönmek zorunda kaldık. Ama sabah geçerken buraya uğrayamadık. Bir görüşmemiz vardı Adelaide yakınlarında. Görüşmeyi gerçekleştirdik. Erken dönmeye çalıştık. Bu gölü sizlerle paylaşmaya çalıştık. Daha doğrusu paylaşmaya çalışıyoruz. Burası dediğim gibi Pembe Göl. Melbourne'a 380 km uzaklıkta. Yaklaşık 3,5-4 saatlik bir yol uzaklıkta Melbourne'a. Yani Türkiye'de Tuz Gölü'nü bilenler bilir. Burada Tuz Gölü'ne benzer bir şey. Gölde tabi buranın nasıl oluştuğu ile ilgili bir kesin bilgimiz yok. Bir araştırma yapmadık. Size de şu anda yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Gölde bir pembelik var ve görüyorsunuz gölde tuz var. Yani Ankara'daki Şevlikoçlar yakınlarındaki Tuz Gölü gibi burada da tuz var. Gölün rengi pembe. Tabi güneş vurduğu için pembelik biraz daha tam net olmasa da pembe gözüküyor şu anda. Güneşi arkamıza alıyoruz. Size burayı göstermeye çalışıyoruz. Evet, görüyorsunuz. Farklı bir doğa var burada. Dediğim gibi buranın nasıl oluştuğu ile ilgili teknik bir bilgimiz yok. Ama tuzun da tadına baktım. Evet. Tuz mu diye tadına baktım. Tuz gerçekten. Gördüğünüz gibi tuz beyaz ama suyun rengi pembe. Canlı yayınımızı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ayrıca bu canlı yayınımızı YouTube'daki sayfamıza da koyacağız. Daha çok insanın izlenmesi dileğiyle. Bayağı bir kaç metrekare bilmiyorum ama büyük bir alan. Binlerce dönüm arazi. Daha doğrusu bir göl. İnsanlar gölün üzerinde yürüyorlar. Biz de yürüyoruz şu anda. Tabii nereye kadar yürünür onu da bilemiyoruz. Basarken de dikkat ediyoruz. Burayı bir göstermek istedik. Evet, şöyle yavaş yavaş gölden dışarıya doğru çıkıyoruz. Dediğim gibi görüyorsunuz. Diyorsanız herkese enişten selam, saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Pembe Göl.
Melbourne'den. Burası dediğim gibi Melbourne'a yaklaşık 4 saat özel araçla 4 saat uzaklıkta bir yer. Tuz Gölü. Tabii aynı kelimeleri tekrar ediyorum. Nasıl oluştuğuyla ilgili bir bilgimiz yok. İnşallah bir bilgimiz olursa da sizlerle ileride paylaşırız. Bundan bir arkadaşımızla beraberiz. Adem Bey, nedir? Nedir burası? Ne oluyor? Bir bilgi var mı? Yanlış bir bilgi mi? Yanlış. Nasıl oluştuğuyla ilgili bir bilgimiz yok. Yanlış. Yanlış bilgi vermek istemedik. Bu konuyu bir sevise Ersoy Soyatlı bir izleyicimiz vardı. O bilir. Onu da ileriki Orhan Bey cevap verdi, evet. Pinkle kumsal renginden alıyormuş. Teşekkür ederiz Orhan Bey. Adınızı bir an unutmuştuk, soyadınızı hatırladık da. Diyor ya hani, görüyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Deniyor ya hani. Gerçekten öyle bir şey. Güzel, hoş bir yer, değişik bir yer. Arkadaşlar, sevineceğiniz bir şey söyleyeyim. Giriş ücretsiz. Biliyorsunuz Avustralya'da bir tuvaletler ücretsiz. Buraya da giriş ücretsiz. Teşekkür ederiz Gülşen Hanım. Evet, elimizi tuzlu suya koyduk. Pardon, tuzla biraz oynadık. Elimizin üzeri kuruyunca tuzlar kaldı. Devam edelim mi? Yayını burada bitirelim arkadaşlar. Yani sabahleyin biraz daha böyle renk daha şeydi, daha bir pembelik daha bir belli oluyordu. Akşam güneşi çıkınca renk biraz yoğunlaştı. Sonuçta altı tuz. Evet. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir, yani tuz olmasından dolayı herhangi bir çalışma yok. Yani tuz çıkarma gibi, tuz elde etme gibi bir çalışma yok. Efendim ben çok teşekkür ederim bizde. Siz de bizler izlediğiniz için. Başka bir canlı yayında sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Canlı yayınımızın internetten dolayı kesilmesini istemiyoruz. Şu anda bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Başka bir canlı yayında sizlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bir kısa bir süre daha bekleyelim. Gelen arkadaşlarımız var. Dediğim gibi videomuzu arkadaşlarınıza paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış olur. Sayfamızı beğenmediyseniz beğenmenizi rica ediyorum. Ayrıca YouTube sayfamızı da beğenirseniz inşallah ilerleyen zamanlarda inşallah bekleriz. Neden olmasın? Koca bir kıta, herkese yetecek yer var. İmkanı olan herkesi bekleriz. Sonuçta her gelen kendi nasibiyle geliyor. Tekrar hepinize
hoşça kal diyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız kendinize dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir canlı yayında görüşmek dileğiyle.